Microsoft insanların kendi işlerini nasıl yapacağını kendisi tariflememiş durumda. Aslında bu iş size bırakıyor. Siz biraz tarifliyorsunuz yapacağınız işi veya o işi nasıl yapacağınızı diyeyim daha doğrusu. Tabii ki de herkesin günün sonunda burada çalışan her kişinin performans metrikleri var. Tabii yıl sonunda o performans metrikleri ölçüsünde ölçümlendiriliyorsunuz, değerlendiriliyorsunuz. İyisi de kötüsü de notlandırılıyorsunuz günün sonunda. Fakat aslında şöyle bir gerçek var. O performans kriterlerini nasıl yapacağınız, nasıl yerine getireceğiniz tamamen sizin kendi elinizde. Mesela benim bir müşteri ilişki yöneticisi olarak satış hedefim var. Bu satışımı müşteri lokasyonda olarak mı yapıyorum? Kendime göre bir kafeden mi maillaşmamı yapacağım? Ofise gelip mi çalışacağım? Tamamen benim inisiyatifime bırakılmış durumda. Tabii durumun böyle olması da çok güzel bir durum. Hani sizi daha da cesaretlendiren, daha da özgüveninizi arttıran bir durum. Diğer taraftan da aslında işin güzel tarafı müşterilerde yaptığınız projelerin hem o müşterilere hem de ülkeye bir değer yarattığını görüyor olmak. Bu da gerçekten çok güzel bir tatmin noktası insan için. Bir taraftan tabii eğer siz böyle gerçekten yeni insanlar tanışmaktan hoşlanan insansanız çok geniş bir çevreniz oluşuyor bir süre sonra. Benim 13. yılım sektörde. Sürekli olarak da sahada yani satış rollerinde yer alan biriyim. Geçmiş deneyimlerinden bugün Türkiye'de bankalardan tut da ilaç sektörüne, oradan tut da işte ne bileyim havayolu şirketlerine kadar birçok yerde farklı dostluklarım, farklı arkadaşlıklarım gelişti. Farklı şirketlerle çalışmamın sayesinde de IT sektöründe aslında, bilişim sektöründe farklı dostluklarım gelişti, farklı arkadaşlıklarım oldu. Tabi bu da bu insana tatmin eden bir şey hani baktığınız zaman. Yani insan ilişkileriniz genişlemiş oluyor, çevreniz genişlemiş oluyor. Bence hani başlıca bu üç etken.